Merhaba arkadaşlar, Uzman Anatomi 3D kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde yine bir viserokranyum kemiği olan maksilla kemiğini inceleyeceğiz. Maksilla kemiğine baktığımızda arkadaşlar, viserokranyum kemiklerinin merkezindeki kemiktir. Yine kafatasında çift olarak bulunur. İki tane maksilla kemiği bulunmakta. Maksilla kemiğine anteriyordan baktığımızda arkadaşlar, şu an anteriyordan bakmaktayız. Apertura piriformis'i yaptığını görebiliyoruz. Yine orbita içinden baktığımızda o fossa orbitalis'in tabanını yani zemininin büyük bir bölümünü oluşturduğunu, yine fissura orbitalis inferior'un şu boşluğunu arkadaşlar, fissura orbitalis inferior'un duvarına katıldığını görebiliyoruz. Sağdan baktığımızda bu şekilde görülmekte. Yine alttan baktığımızda arkadaşlar sert damağı oluşturduğunu görebiliyoruz. Bunlar bizim için çok önemli olanlar. Eklem yaptığı kemiklerine baktığımızda arkadaşlar şu anda gördüğümüz sarı renk ile boyalı bütün kemiklerle eklem yapar. Yani arkadaşlar mandibula hariç bütün viserokranyum kemikleriyle eklem yapan bir kemiktir maksilla kemiği. Hatta frontal kemik ile de eklem yapar. Yani frontal kemik bir nörokranyum kemiği ve frontal kemik ile de eklem yapar. Şimdi maksilla kemiğinin ayrıntılarına bakalım. Arkadaşlar maksilla kemiğinin ayrıntılarına baktığımızda gerçekten çok fazla ayrıntısı olduğunu görmekteyiz. Her yer rengarenk ve her bir renk bir ayrıntıdır aynı zamanda. Biz bu kadar kalabalığı görecek miyiz? Evet, biz hızlıca isimlerini söyleyip geçelim. Daha sonra hangi yerler önemli orayı bir daha vurgularız. Şu üstte görünen koyu kahverengi ile boyalı proches, processus frontalis'tir arkadaşlar. Şurası dedik ki orbital çukurdur. Orbital çukurun alt kısmı yine dedik ki os maxilla yapar. Şu mavi ile boyalı bölge arkadaşlar, şurası margo infraorbitalis'tir. Yani orbital çukurunun alt kenarıdır. Onun altında sarı renk ile boyalı bir kanal olduğunu görüyoruz. Bir foramen. Bu foramen de arkadaşlar foramen infraorbitali. Buraya yakın yapılar arkadaşlar ismini orbitaleden almaktadır. Şu yüz ise facies anterioridir. Yani maksillanın öndeki yüzüdür. Yine arkadaşlar apertura piriformis'i sınırlayan bir kemiktir os maxilla. Şu gördüğümüz çentik, koyu mor ile boyalı çentik incisura nasalis'tir arkadaşlar. Incisura nasalis'in lateralinde arkadaşlar burada bir fossa olduğunu görüyoruz. Bu fossada arkadaşlar isimlerini şeyden almakta, bu kesici dişler bulunmakta, kanin dişleri bulunmaktadır buralarda. Kanin dişinin altında yani kökünün ulaştığı yerde bir fossa bulunmakta ve bu fossaya da arkadaşlar fossa canina denilmiş. Kanin köpek demek, ismini de köpek dişinden almış arkadaşlar. Şurası köpek dişinin yuvası, kökü buraya kadar uzanır. Onun altında da bir fossa olduğunu söyledik. Tam anteriyordan baktığımızda arkadaşlar biraz lateralden bakalım ki net görebilelim. Burada dikensi bir çıkıntı olduğunu görüyoruz. Bu dikensiz çıkıntı da arkadaşlar spina nasalis anteriordur. Şurada açık yeşil ile boyalı parça, burası os incisivumdur. Os incisivum arkadaşlar, burası da şurada iki tane kesici diş bulunmakta. Şu birinci, şu ikinci, yani santral diş ve onun yanındaki lateral diş. Bunlar kesici demek arkadaşlar, incisiv demek. Os incisivum denilmiş o yüzden buraya. Neyse arkaya sonra gelelim. Şurada arkadaşlar her dişin alveolünün arkadaşlar bakın bu boşluklar alveoldur. Alveolun üstünde kökün uzandığı yere kadar ki kısımlarda çıkıntı olduklarını görüyoruz arkadaşlar. Şu turuncu renk ile boyalı kısımlar. Bunlar da jugum alveolaria'dır arkadaşlar. Jugum alveolaria. Şu yine kiremit renkli büyük parçası da arkadaşlar görüyoruz. Burası da processus alveolaris'tir. Yani alveol boşlukların sınırlarının
içten sınırlarının arkadaşlar buraya kadar geldiğini bildirmekte. Şu arkada arkadaşlar tuberkulum maxilla bulunmakta. Yeşil ile boyalı bölge tuberkulum maxilla. Şu proces arkadaşlar processus zygomaticum, burayla zygomatik kemik ile eklem yapar. Yine bu yüzü temporale baktığı için facies temporalistir. Şurada gördüğümüz foraminalar arkadaşlar, foramina alveolariyadır. Bunlar da alveolların içine doğru gidecek olan kanalların delikleridir arkadaşlar. İçten baktığımızda şu prosesin adını söyledik. Hemen altında bir krista var arkadaşlar. Burası da krista etmoidalistir. Krista etmoidalisin hemen yanında şu yeşil ile boyalı bölge. Burası da arkadaşlar margo lacrimalis. Bir çentik olduğunu görüyoruz burada. Bir incisura. Burası da incisura lacrimalis arkadaşlar. Hemen altında bir oluk var. Bu olukta arkadaşlar sulcus lacrimalistir. Sulcus lacrimalis'in yanında anteriyoruna doğru bir incisura bulunmakta. Pardon, bir krista var. Orası da krista concalis'tir arkadaşlar. Şu kiremit renkli krista, krista concalis. Şurası da arkadaşlar frontal kemiği, şu bölümü facies nasalis'idir. Nazal bölgeye bakan kısım, nazal boşluğa bakan kısım arkadaşlar. Başka processus palatinus arkadaşlar, şu kiremit renkli boyalı içten baktığımızda tabi processus palatinus. Niye processus palatinus? Çünkü şurada palatin kemik ile eklem yapacak. Onun için processus palatinus denilmiş. Burada arkadaşlar kocaman bir delik görmekteyiz. Bu deliğin adı da sinus frontalistir. En büyük paranazal sinüstür arkadaşlar. Hatta dişlerin köklerinin üzerlerine kadar uzanan bir deliktir. Baş parmağımızın rahatlıkla içeri sığabilecek bir deliktir arkadaşlar. Burada bir sulcus olduğunu görüyoruz. Tuber maxillanın hemen yanında iç tarafta sarı renk ile boyalı. Bu da sulcus palatinus mayordur. Sulcus palatinus mayoru da söyledik. Burası arkadaşlar bakın os incisiva dedik şu yeşil bölgeye. Onun da hemen altında. Tabii bakın alttan baktığımızda ağzın tam ortası bu santral dişimiz, merkezi dişimiz. İkisinin tam ortasından arkadaşlar burada bir foramen olduğunu görüyoruz. Sarı renk ile boyalı şu foramen. Burası da foramen incisividir arkadaşlar. İncisiv dedik ki ismini kesici dişlerden almış. Şurada bir sarı renk ile boyalı bölge arkadaşlar. Burası da sulci palatinidir. Sulci palatini. Şu damağı dedik ki processus palatinus maxilla. Çünkü uzantısı şurası palatin kemik ile eklem yapacak yüzü. Maxilla kemiğinin ayrıntıları için bunları diyebiliriz arkadaşlar. Bir de orbita çukurundan bakalım. Yani üstten bakalım. Üstten maxilla kemiğine baktığımızda şu yüzü arkadaşlar orbita çukuruna baktığı için fovea orbitalis buraya baktığı için burası da pars orbitalisidir. Ve buradaki sarı kanal ile ismini orbitadan almış yine arkadaşlar. Sulcus infraorbitalis. Sarı ile boyalı bölge. Alttan bakalım bir de arkadaşlar. Şu anda maxilla kemiğine alttan baktığımızda şu gördüğümüz boşluklar arkadaşlar. Şu boşluklar. Bunların hepsi alveoldur arkadaşlar. Alveoli dentalis maxilla. Yani dişlerin oturduğu alveoller. Bakın burası 20'lik diş yeri. Burası ikinci molar, birinci molar, ikinci premolar, birinci premolar. İşte burası da köpek dişinin oturduğu yer. Burası lateral ve burası da santral dişin oturduğu yuvalardır. Dişler bu yuvalarla kompozitif eklem yaparlar arkadaşlar. İşte dişlerin şu kökler arkadaşlar
şu dişimiz, yani 20'likten bir önceki dişimiz genelde 3 köklüdür ve bu köklerin arasındaki septumlarda septa inter radikularya arkadaşlar. Septa inter radikularya, radix kök demek, inter zaten arası, yani kökler arasındaki septum. Peki iki alveol arasındaki septum, yani iki diş arasındaki bu yeşil septumlar, bunlar da arkadaşlar septa intraalveolara maxilla denilmiş arkadaşlar. Bunlar böylece bitirmiş olduk. Şimdi bizim için arkadaşlar esas önemli olan, esas bilmemiz gereken maxilla ile ilgili birincisi arkadaşlar şu apertura piriformisi yaptığını bileceğiz. Hangi kemik ile? Nazal kemikler ile birlikte apertura piriformisin sınırlarını oluşturur. İkinci olarak arkadaşlar spina nasalis anterior'un bu kemikte olduğunu bileceğiz. Bakın bu mor ile boyalı dikensi çıkıntı spina nasalis anterior. Spina nasalis posterior ise palatinum kemiğindeydi, onu unutmayalım. İkinci olarak bunu söyledik. Üçüncü olarak arkadaşlar bakın şurada tam alttan baktığımızda buraya palatum durum denir. Palatum durum sert damak demek. Sert damağın 3/4'ünü yani 1/4'ünü maxilla kemiği oluşturur arkadaşlar. Geriye kalan 1/4'lük kısmını ise palatil kemik oluşturur. Bu da önemliydi. Bunu da bilmemiz gerekir. Yine önemli bir noktası arkadaşlar fossa orbitalis'in zeminini yani tabanını oluşturduğunu unutmayacağız. Büyük bir çoğunluğunu maxilla kemiği yapar. Fossa orbitalis'in tabanını. Bunları bilmekte fayda var arkadaşlar. Bir de foramen infraorbitale'den hangi sinir geçer? Nervus, ven ve arter intraorbitale geçer buralardan arkadaşlar. Nervus infraorbitalis nervus maxillaris'in uzantısıdır. Fakat bu delikten çıktığı an itibariyle nervus infraorbitalis adını alır. Ve buradaki yumuşak dokuları innerve eder arkadaşlar. Bunlar söylenebilir. Şimdi bir de burada bir klinik bilgi vermek gerekir arkadaşlar. Bu sinüs dedik ki arkadaşlar sinüs en büyük paranazal sinüstür. Sinüs maxillaris nereye kadar uzanır? 6. dişin bakın arkadaşlar şurası 6. dişin üstüdür. İşte bakın arkadaşlar burası 6. dişin yuvasıdır arkadaşlar. Şu tarafta şu bölgelerde 6. dişin kökünün ulaştığı nokta denilebilir ve buraya hemen çok yakında gördüğümüz işte şu derine doğru giden sinüs maxillaris var. Bunu neden söylüyorum arkadaşlar? Dişçi arkadaşlar bazen diş çektiklerinde, bu 6. dişi çektiklerinde dibinde hele büyük bir apse varsa onun küretajı gerekir. Yani onun oradan kazınması gerekir. Ve bu kazınma esnasında arkadaşlar dişçinin elindeki alet şuraya açılabilir arkadaşlar. Şu paranazal sinüse açılabilir. Ve bu durum nasıl anlaşılır? Kişiye burnunu kapatmasını söylediğinizde ya da siz kendiniz burnunu kapatıp burnundan nefes vermesi gerekir. Burnundan nefes vermesini söylediğinizde işte bakın bu sinüs nerededir? Şurası burun boşluğu. Yani burundan vermek istediğim hava dolayısıyla bu tarafa basınç yapmaktadır bu sinüsün içine. Ve eğer ben buradan da sinüsü delmişsem ne olacak? İşte burundan vermek istediğim hava şu delikten çıkacak. Yani diş yuvasından dışarı doğru çıkacak arkadaşlar. O zaman kişi diyecek ki benim ağzımdan sesler geliyor, hava oradan çıkıyor. Bu önemli bir klinik bilgiydi. Bir de bu kemiğin içini görmekte fayda var arkadaşlar. Bir saydamlaştıralım. Kemiğin içine baktığımızda bakın arkadaşlar dişlerin köklerine gelen kanalları görebiliyoruz. Bunların hepsi işte radixlere gelen, diş köklerine gelen kanallar.
haliyle bunların içinden de sinirler geçecek. Örneğin burada bir yoğunlaşma bulunmakta ve bu dişlerin uyuşturulması için de demek ki 6. diş izdihasında palatum duruma doğru enjeksiyon yapılması gerekmektedir. Yine bakın kenar döndürmeyelim. Yine şu gelen genel kanallar arkadaşlar şuralardan uyuşturulduğunda başarılı bir anestezi yapılmış olur. Arkadaşlar böylece maksila kemiğini de bitirmiş olduk. Bir dersimizin daha sonuna geldik. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Son olarak Anatomy Learning programına teşekkür ederiz.